Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Hemen böyle bir Mehmet Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyalım, bu sektörle tanışmanız. Yaklaşık 30 senedir elektrik işiyle uğraşıyorum. Yaşım 44. Yani 5 senedir de kendi işimi yapıyorum. Ama 15 senedir sadece mağaza, restoran kurulumlarını yapıyoruz. Kendi işimizde en iyisi olmaya çalışıyoruz. Hani bütün bilgi, birikim, tecrübeleri burada topladığınızı söyleyebiliriz. Çok şükür hepsini toparladık. Yani bir restoran açılımında belki biraz şey abartmış gibi olacak ama en iyi, en hızlı açanlardan biri bizim firmamızdır. Nasıl oluyor peki sistem? Neler yapıyorsunuz? Yani iş geliyor size, uyguladığınız sistem nedir? Yani işinizi anlatır mısınız? Proje geliyor. Bize işte biz projeyi inceliyoruz. Neyse bakıyoruz, ediyoruz ve onun uygulamasını yapıyoruz. Bize hazır gelmiş projenin uygulamasını. Sadece biz uygulamacıyız. Anahtar teslim gibi. Anahtar teslim, daha çok elektrik. Sadece elektriği anahtar teslim olarak. Ya, elektrik işleriyle alakalı A'dan Z'ye. A'dan Z'ye, aklınıza ne geliyorsa. Evet. Peki bu başarıyı ve istikrarı neye borçlu? Şimdi 30 sene çalışmak az bir süre değil, ciddi bir süre yani. Azimli ve çalışmak. Azimli, dürüst olacaksın. İlk başta mesleğine dürüst olacaksın ve çalışkan olacaksın. Gerisi zaten geliyor. Kendi tekerlek dönerek gidiyormuş gibi gidiyor. Çok rahat oluyor. Yani ne iş yaparsanız yapın. Dürüst olacaksın. İlk etapta dürüst. Ve sevmek de lazım ama. Tabii yani sevmediğin işi yapamazsın. Sevmek lazım, inanmak lazım. Doğrusu yani bu. Yani sevmediğin işi zaten yapamazsın. Sıkılırsın, öpüp dersin. Merak etsin dersin, gidersin. Bu bir gerçek. Peki sektörün sıkıntıları neler? İrili ufaklı bazı sıkıntılarınız var. Personel. Biraz konuştuk sizinle. Biraz bahseder misiniz? Personel bulamıyoruz. Bulunan da müptezel oluyor. Hani alttan yetişen nesil kesinlikle yok. Bitik yani. Ve böyle giderse nasıl biz iş yapacağımızı bile bilemiyoruz. Çünkü çalıştıracak kesinlikle adam bulamıyoruz. Yani iş kurda, gazeteye, internette, her yerde iş ilan ediyoruz. Arayan falan bile yok. Kimsenin işe ihtiyacı yok. Ya, çırak kavramı bitti aslında. Çırak yok yok, öyle bir dünya yok, kalmadı. Sıkıntı büyük. Aslında bunun 10 sene sonrası daha büyük sıkıntı. Ülkede biz bir tane vida sıktıracak adam bulamayacağız. Tabii sizler de bir yere kadar gideceksiniz çünkü belli bir noktadan sonra... Ya benim en fazla 10 sene daha yaparım, 10 sene sonra yani uğraşacak vaktim de olmaz, zamanım da olmaz. Kendim de, vücudum da istemez. Doğru. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Türkiye'nin her noktası. Ha, 81 vilayet gidebiliyoruz yani İzmir'in sadece dışında da. Problem değil, şu an ekibim Adana'da çalışıyor. Adana'dan serin yolu Hatay'a geçecekler. Sonra İzmir'de de 5-6 tane şantiyemiz var. Bir de Datça'da var. Onları toparlıyoruz. Fazla iş alamıyoruz. O kadar çok iş var ama iş alamıyoruz. Personel yok. Personel. Aslında personel olsa istihdam da artacak, iş artacak. Her şey. Herkese olumlu yansıyacak aslında. Evet. Peki son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz bu 30 yıllık periyotta? Ya da bundan sonra bu hedef projelerde neler olur? Aslında ben fazla hayalleri olan bir insan değilim. Hayal edemeyeceğim yerlere kadar geldim. Ha, Allah daha iyisini nasip eder mi onu da bilmem. Tam bitmeyecek ama bu hedef. Yani hedef bitmez. Hedef nasıl bitsin zaten, bitiremezsin. Bittiğin an. Her şey bitiyor. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Sonra bir teşekkür mesajınızı alalım. Müşterilerinize, tüm Türkiye'ye, gençlere neler aktarmak istersiniz? Dürüst olun ve çalışın. O kadar başka bir şey değil. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınız da daim olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim, sağ olun.